Sevgili İlker Çağlayan'la nasıl tanıştığımızı anlatmak isterim açıkçası. Bir etkinlikte tanıştık. Kendisi ketojenik beslenmeden bahsediyordu. Alkol kullanılmaması gerektiğinden, hiç karbonhidrat kullanımı olmadan çok güzel bir hayat yaşanabileceği gibi böyle iddiaları vardı. Orada kendisine ben tamam iyi güzel de karbonhidrat olmadan nasıl sosyalleşeceğiz diye hafiften böyle bir çıkışta bulunmuştum. İşte bizim sevgili İlker Çağlayan'la yollarımız böyle kesişti. Sevgili İlker Çağlayan'la tanıştığım dönemde kiloluydum. Sağlıksız bir yaşam tarzım vardı. Çabucak yoruluyordum. Uyku düzenim çok iyi değildi. Uykusuzluk problemi çekiyordum vesaire. Ama ne zaman hayatıma Habit'i soktum, ketojenik beslenmeyi soktum, hayatımdaki bazı dengeleri değiştirdim. Çok daha sağlıklı bir kadın oldum. En başta tabii ki de belli bir süre sonra yavaş yavaş karın kaslarım belirmeye başladı. O karın kaslarını görmek gerçekten inanılmaz bir motivasyon kaynağıydı benim için. Ama işin fiziksel boyutunun dışında ruhsal ve psikolojik olarak da insan kendini gerçekten çok daha iyi hissetmeye başlıyor. Özgüveniniz artıyor, uykunuzun kalitesi artıyor. Bütün bu hayatınızın kalitesinin artmış olması iş hayatınıza çok olumlu olarak yansıyor. Dolayısıyla bu ketojenik beslenme hani benim açımdan sadece zayıflamak ya da daha fit olmak değil ama sağlıklı bir kadına dönüşmek ve sağlıklı bir hayat yaşamaktan ibaret aslında. Ketojenik beslenme zor mu? Kolay olduğunu tabii ki de söyleyemem ama önemli olan onun dengesini kurabilmek. Örneğin zaten İlker Çağlayan ömrünüzün sonuna kadar ketojenik beslenin demiyor. Zaten böyle bir şey çok da sağlıksız olur bence. Ama doğrusu denge işini öğrenebilmek. Yani ben mesela şu an nasıl yaşadığımı anlatayım. Şu an karbonhidrat da alıyorum. Yeri geldiğinde alkol de kullanıyorum. Yeri geldiğinde tatlımı da yiyorum. Ama en önemlisi bunları dengelemeyi öğrendim. Habit'in bana öğrettiği en önemli şey denge işi. Eğer hayatınızda dengeyi kurabiliyorsanız gerçekten sağlığınızı kaybetmeden her şeyi istediğiniz şekilde yiyebiliyorsunuz. Örneğin hafta sonu tatlı kaçamağı yaptığımda ya da bir pizza kaçamağı yaptığımda hafta içi aralıklı oruç tutarak ketojenik besleniyorum. Bu aralıklı oruç dediğim gibi öğlen yemeği ve akşam yemeğini sebze ve protein ağırlıklı yiyorum ve bu şekilde dengeliyorum. Hafta sonu geldiğinde de arkadaşlarımla dışarıya çıkıp çok rahat bir şekilde sosyalleşebiliyorum. Böylelikle hem kendimi psikolojik olarak çok mutlu hissediyorum hem de fiziksel olarak vücudumu koruyabiliyorum. İstediğim kiloyu da bu şekilde muhafaza edebiliyorum. İlker Çağlayan'la tanışmadan önce ben de çeşitli farklı alternatif rejimler açıkçası denedim. Hatta 3-4 gün boyunca sadece lahana çorbası dahi içtiğimi hatırlıyorum kilo verebilmek adına. Ama bunların hiçbiri kalıcı çözüm olmadı elbette. Önemli olan sağlıklı yaşayabilmek. Kısa vadede 3-4-5 kilo, 6 kilo vermek değil. Bunu uzun vadeye yararak sağlıklı bir yaşam tarzını belirlemek. İşte benim hayatıma dokunan adam diyorum İlker Çağlayan için. Çünkü bana sağlıklı yaşamayı öğretti. Hayatımda denge kurmayı öğretti. Ketojenik beslenmeyi ilk duyduğum zaman ben de çok korktum. Yani hiç karbonhidratsız, hiç meyvesiz, hiç peynirsiz, yoğurtsuz bir yaşam nasıl olur? Bunu düşünmek daha iyi istemiyordum. Korkutucu mu? Evet. İlk zamanları zorlandım mı? Evet, çok zorlandım. Ama bir iki hafta, bir üç hafta bir adaptasyon süreci var. Eğer bu iki hafta birazcık dişinizi sıkabilirseniz ve birazcık direnç gösterebilirseniz o zaman vücudunuz alışıyor ve hayatınız tamamen değişiyor. Size şöyle söyleyeyim. Ben şimdi ara ara ketojenik besleniyorum ve en sıkı olarak ketojeniği yaklaşık 7 ay önce tamamen bıraktım. 7 aydan beri aralıklı dönem dönem kendime bu beslenme tarzını uyguluyorum. Size şöyle söyleyeyim, eskiden canım pizza çekerdi, eskiden canım hamburger çekerdi, eskiden canım böyle acayip tatlı çekerdi, tatlı krizlerine girerdim. Sabahları ilk uyandığım zaman aklıma ilk gelen simit, peynir, domatesden oluşan bir kahvaltı yemek olurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim size, ben kahvaltı artık etmiyorum. Çünkü acıkmıyorum. Öğlen ve akşam yemekleri yiyorum ve öğlen akşam yemeklerini dediğim gibi sebze ve protein ağırlıklı yiyorum. Tabii ki de karbonhidrat da alıyorum ama bu karbonhidratlar börek ya da hamburger ya da pizza değil de böyle daha sağlıklı haşlanmış pirinç, buğday vesaire bu tarz şeylerden oluyor. Dolayısıyla korkmayın. Ketojenik evet biraz ilk zamanları zor ama bir kere alıştığınız zaman hayat tarzınız değişiyor. Çok ilginçtir. Eskiden peynirsiz bir yaşam düşünemezdim. Şu an benim evimde peynir yok, yoğurt yok, hiç kullanmıyorum. Meyve tüketimim eskiden çoktu. Şu an meyveyi böyle canım tatlı istediği zaman artık çikolata yerine böyle meyveyle geçiştirmeye çalışıyorum.
Böyle olduğu zaman inanın vücudunuz gençleşiyor, kendinizi daha çok beğeniyorsunuz, iş yerinizdeki performansınız otomatikman çok yükseliyor. Çok daha sağlıklı ve mutlu bir insan oluyorsunuz.